Eski Ramazanlarda her şeyin bugünkünden farklı olduğuna şahit olduk videolarımızda. Eğlencesinden ziyafetlerine, ilk gününden bayramına kadar her şey sanki daha güzeldi. Eski Ramazanlarda Kadir Geceleri de günümüzden farklı icra edilirdi. Kadir Gecesi Osmanlılar zamanında çok heyecanlı kutlanırdı. İslam alemi için son derece önem taşıyan bu gece, Osmanlı Sarayı'nda ve İstanbul'da diğer kandil günlerinde olduğu gibi Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunarak geçirilirdi. Evlere, dükkanlara, yollara fenerler asılırdı. En önemlisi de o zamanlar Kadir Alayı denen tören yapılırdı. Kadir Gecesi padişah büyük bir alayla Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne, bazen de başka bir camiye giderdi. Bu alaya Kadir Alayı adı verilirdi. Gece çevresi renkli fenerlerle donatılan cami meydanı bir ışık dünyası haline gelirdi. Hava kararmadan önce haremde bulunan kadınlar ve sultanlar iki atın çektiği arabalara binerler, meydanda kendilerine ayrılan yerlerde dururlardı. Harem arabalarının önlerinde ikişer kavas, gümüş kaplamalı deri fenerleri taşırlardı. Padişah camiye gittikten sonra meydanda bulunan askerlere büyük pideler ve şerbetler dağıtılırdı. Teravih namazı bitinceye kadar meydanda atılan fişekler seyredilirdi. Namazdan sonra kadın efendiler ve sultanlar şehirdeki şenlikleri seyretmek için kısa bir tur yaparlar, sonra saraya dönerlerdi. Saray halkı Ramazan'da ayrıca Topkapı Sarayı'nda bulunan Hırka-i Saadet'i de ziyaret ederdi. Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşayanlar Kadir Gecesi'ni Ayasofya'da geçirmeye çalışırlardı. Çünkü Kadir Gecesi teravih namazını Ayasofya'da kıldıklarında dualarının kabul edileceğine dair yaygın bir inanç vardı. Huşu içinde yapılan ibadetler ve coşku içerisinde yapılan törenler demekti Kadir Gecesi eskiden. Peki nerede şimdi o eski Kadir Geceleri? Hayırlı kandiller efendim.